Evet. O kısımda sohbet etmiştik. Arka masaya hiç gitmemiştik. Şimdi... Evet. Az önce... yanına daha gidelim. Şefim. Özel günlerde yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Bu yani bu. Ya olur. Kıymetli misafirlerimiz Şanlı Ulu Sarma ve Urfa İsudu'yla yapmış olduğu dolmalar yarışacak. Eski Genel Başkanı, TRT Program Yapımcısı Sayın... Urfa mutfağının böyle çok az bir kısmı sunulduğu bir yer diyelim. Çünkü Urfa mutfağını sunmak çok mümkün değil. Urfa 12 bin yıllık geçmişe sahip bir şehir. 12 bin yıldan bu yana birçok medeniyet yaşadı burada ve birçok medeniyet de bu yollardan geçti, kesişti veyahut da. İşte böyle bir şehirde her medeniyetin en güzelini burada tuttuk. 12 bin yıldır bu lezzetleri biriktirdik. Tek bir çeşit yemeğin bile farklı lezzetlerini Urfa mutfağında bulabilirsiniz. Burada bir kültür alışverişi olur dededen toruna. Bir sevgi olur anneden oğula. Bir beraberlik olur aile içerisinde ve bir birlik olur. Mutfak çok önemli bir yer. Ve her bir Urfalının damağında bir laboratuvar gibidir. Efendim onun için Urfalılar herhangi bir şeyin eksik olmasından çok endişe ederler. Çünkü herkes o eksiği çok iyi görebilir, çok iyi takip edebilir. İşte 12 bin yıllık geçmişi olan bu şehirde en güzel lezzetler olmaz mı? Olur. Aslında Urfa bir gastronomi turizm şehri. Düşünün ki tarihi bir mekanda ve Urfa müziği eşliğinde ve Urfa lezzetleriyle buluşuyorsunuz. Bu çok güzel bir şey, çok dinlendirici bir şey. Bugün hanımefendiler aynı türden yemeği yapmışlar, o kadar özenmişler ki çiçek gibi süslemişler. Böyle sofraya da çok güzel süslenmiş olarak geliyor. Neden? Sofra işte böyle güzelliklerin sergilendiği bir yer. Efendim bu hafta Türk Mutfağı Haftası. Ben buradan da Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyorum. Çünkü bu olması gereken bir şey. Bizim Türk mutfağımızın kaybolmaması gerekiyor. Bu kadim şehirden şunu diyebiliriz. Eğer Urfa'ya has bir yemeği başka bir yerde yiyelim, aynı lezzeti bulalım diye düşünürseniz mümkün değil. Bu topraklarda yetişen ürünler ve bu topraklarda yetişen insanlar tarafından karışım bir araya getirilmesi gerekiyor ve bu topraklarda yapılması gerekir. Buyursunlar, bekliyoruz. Jürilerin huzuruna çıkmaya başladı. Şehrimizin gastronomi şehri olduğunu söylemiştik. Bugün programımızda 100 farklı mahalli sizleri startlar başına alıp bu güzel lezzetlerden tatmaya davet ediyoruz efendim. Evet. Yemenin en iyisi burada biliyorsunuz. Boğaz harbi. Sayın Anzılha Dalan. Yemeğinizle beraber jüri masasından bekleniyorsunuz. Burada biz bu güzel emekleri gördük. Herkes çok güzel yapmıştı. Jürinin işi çok zordu. Ben ilk kez jüri değilim dedim. Herkes kalem gibi yapmış.
ve içindeki lezzet de müthişti. Şimdi bunların bir kısmını ödül verelim, bir kısmı da geride kalsın. Bu da çok içimize sinmedi. Sayın Valimize karar verdik. Efendim, ödül almayan her kişiye de yine 1.000 lira mansiyon ödülü vereceğiz. Evet. Aslına bakarsanız bu kadar emek, bu kadar zahmet için bu çok büyük bir ödül değil. Ama en büyük ödül biliyor musunuz? Onların Urfa'ya vermiş olduğu ödül bu yarışmaya katılmalarıdır. Bu yarışmaların kaybeden hiç olmaz. Türk Mutfağı Haftası'nda dünyanın en eski mutfağı olan Urfa'mızda bu programların anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve katılan herkese de maddi anlamda çok yüksek olmasa da manevi anlamda çok güzel bir jest olduğu için de başkanıma teşekkür ederim. Tüm katılımcılara bu şekilde ödüllendirmesi önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Mutfağımıza sahip çıkacağız. Bir yerin gücü hep söylerim mimarisidir. İşte gördüğünüz gibi mimarisidir, musikisidir. Urfa'da var, bu da var. Bir de mutfağıdır. Bu 3M'ye sahip çıkmalıyız. Tarih bize haklı gösterdi. Niye? Artık kimse bir şey diyemez. Çünkü Göbekli Tepe, Karahan ve bu insanlık tarihinin çok şeyini değiştirdi. Ve artık şunu rahatlıkla Şanlıurfalılar söyleyebilir. Dünya tarihinin en kadim, en eski, en lezzetli mutfağı Şanlıurfa. İlkay Canbe. Üçüncü. Alalım. İkinci Saniye Akar. Birincisi Zehra Turgut hanımefendi. Zehra Turgut. Sofrayı şimdi gözlemledik, gezdik hepsini. Yememek için kendimizi zor tutuyoruz. Valla her şey çok lezzetli görünüyor. Gayet lezzetli ve güzel bir etkinlik olmuş. Bu etkinliği yapan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Urfa'nın bütün yöresel lezzetleri var şu anda ve biz de sabırsızlıkla bekliyoruz sonuçları. Şahane, güzel yemekler. Tatmayı bekliyoruz. Zeytinyağlı sarma, hem taze biber dolması hem de kuru biber dolması yaptık. Tabii ki hem lezzet hem sunum. Urfa isodu ve Urfa yaprağı. Neslihan Başşepe, Erzurumluyum. Urfa'da görev yapıyorum. Zeytinyağlı dolma yaptım. Belediyemize teşekkür ediyoruz bu imkanı sağladığı için.